Merhaba arkadaşlar, DTA Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere leziz bir tarifim var. Özellikle kış aylarında çok çok sevilen, bazen böreğe yapılan ama biz diyetisyen mutfağı olduğumuz için daha az kalorili olan versiyonunu yapacağımız kameramızın önünden misafirimiz geçti. Olsun, hiç önemli değil. Bir tarifim var. Bugün ıspanak yapacağız. Ben ıspanakları kavurmayı çok seviyorum. Mantarlı yapacağız. Mantarlar da kullanmaktan çok haz ettiğim gıdalar diyeyim. Protein içeriği çok yüksek ve çok düşük kalorili. Ispanak da öyle, mantar da öyle. Ispanağın yaklaşık %90'ı su. Mantarlar da aynı şekilde çok iyi bir protein kaynağı. Dolayısıyla yemeğimiz dengeli olacak. Bir yemeğin olmazsa olmaz malzemeler arasında tabii ki soğanlarımız var. Dişe soğanlarımızı doğrayarak başlıyoruz. Evet, bir tane orta boy soğanımızı doğradık. Şimdi birazcık tavama yağ alacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı diyebiliriz. Ben tavayı bayağı ısıtmıştım. O yüzden hemen yağ dumanlanmaya başladı. Tavayı niye ısıttım? Şimdi mantarları falan da ekleyeceğim. Bunların sulanmasını istemiyorum. Biraz yüksek ateşte pişirirseniz sebzelerinizin sulanmasının önüne geçmiş olabilirsiniz. Öncelikle şu soğanlarımızı atalım. Hemen ardından soğanların yanına tabii ki sarımsakları dahil edeceğim. Bu arada gözü yaşlı bir şekilde yemek yapmaya devam ediyorum. 2 diş sarımsak. Evet, bayağı pratik. Evet arkadaşlar, 2 diş sarımsak ve birkaç damla gözyaşıyla devam edeceğiz. Edemedi. Suyu bir süre açık tutun, o geçiriyor. Benim gözyaşlarımın sebebi soğanlar değil Bahadır. Nasıl geçirsin? Neyse, bu hüzünlü hikayeden sonra gelelim. Bir de kırmızı biberimiz var. Kırmızı biber de gözlerinizin sağlığı için oldukça yararlı. Şöyle bunu da ikiye bölelim. Sonra bir de şöyle keselim jülyen. Çekirdeklerini almadım arkadaşlar. Bunları da şu şekilde kesiyorum. Kırmızı biberlerimizi de attık tavamızın içerisine. Şöyle bir çevirelim. Bunlar sotelenmeye devam etsin. Ben mantarlarımı yetiştireyim bir taraftan. Bugün düğme mantar dediğimiz beyaz kültür mantarlarını tercih ettim. Ama birçok farklı mantar çeşidi var biliyorsunuz. Bunları da ara sıra kullanmakta fayda var. Çünkü çok karakteristik lezzetleri olabiliyor ve yemeklere mükemmel tat katıyor. Mantarlarımızı da tavamıza gönderiyoruz. Ispanaklarımızı da hazırlamaya başlayalım. Yaklaşık bir demet ıspanağım var. Şu şekilde kesiyorum. Evet, soğanlarımız sotelendi. Ispanakları kestik. Şimdi ıspanakları da hemen içine atalım. Dün geceki makarna seansından sonra. İşte makarna seansını boş verin arkadaşlar. Ben size ıspanakların faydalarından bahsedeyim. Şimdi ıspanaklar A, C, K vitamini. Ondan sonra demir ve kalsiyum açısından zengin gıdalar. Dolayısıyla bunlar metabolizmanızın iyi çalışması için gerçekten gerekli besin öğeleri. Bunlardan zengin bir gıda olduğu için ve bağışıklık sisteminizde kışın kuvvetlendirdiği için sık sık sofralarımızda yer vermekte fayda var ıspanaklara. Şimdi ne işe yarıyor ıspanağın vücudumuzda, ne faydaları var? Evet, buyurunuz, soruyorum size. Şu anda tek seyircisisiniz. Bahadır'a da soruyorum, sana da soruyorum. Metal direktöründen geçerken ötmemizi. Demir içeriğinden dolayı. Şimdi ıspanakta demir yüksek ama hiçbir zaman bir etle kıyas kabul edilmez. Çünkü bitkisel demir kaynakları vücudumuzdaki biyo yararlılığı daha az. Temel reise inanmayın. Ama evet, hani temel reise inanın aslında o kadar faydalı, çok yararlı bir gıda. Göz sağlığı için çok iyi. Tansiyonu dengeleyici bir etkisi var. K vitamini açısından zengin. Burada şöyle bir handikap var. Her durumda belki de çok tüketilmesi iyi olmayabilir. Eğer bir damar tıkanıklığı probleminiz varsa, kan sulandırıcı kullanıyorsanız K vitamini uzak durmanız gereken besinler arasında yeşil yapraklı sebzelerde özellikle K vitamini açısından çok zengin arkadaşlar. Ama bunun dışında folik asitten çok zengin. Özellikle hamilelikle folik asit kullanılması
önemli. B vitamini açısından, zengin B6 açısından. C vitamini zaten bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor, bahsettik. O yüzden ıspanak sofralarımızda yer bulacak. Hani böyle kaslarınızı çelik gibi yapmasa bile bağışıklık sisteminizi çelik gibi yapabilir. Şöyle bir karıştıralım. O kadar ıspanak koyuyorsun. Yok, evet. Şu kadarcık ıspanak oluyor. Niye öyle oluyor? Çünkü ne dedik? %90'ı sudan oluşuyor arkadaşlar. O su da şu anda böyle buhar olup gidiyor. Tuzunu, karabiberini ekliyoruz. Çok az döküldü ya. Tadına bakmak için aldım. Vallahi tadına bakmak için yaptım. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar, yaklaşık 5 dakika kadar kavurduk ıspanaklarımızı, artık hazır. Unutmuyorsunuz, eğer bu videoyu beğendiyseniz parmaklar yukarıya ve daha fazla videodan haberdar olmak için kanalımıza lütfen abone olun ki biz de daha fazla video çekelim. 10-15 dakika içerisinde hazır oluyor. Oldukça pratik. Çok fazla böyle dağınıklığı falan da yok. İşten eve geldiğinizde hemen yapabileceğiniz bir tarif. Eğer yalnız yaşıyorsanız ya da sebze yemeği bulamıyorum diyorsanız artık bahaneniz olmasın. Bu tarifi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ve beğendiyseniz parmaklar yukarıya. Daha fazla tariften haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arada bir kazalar olabiliyor. Gülme. Gülme.